bitki karışımı, ökse otu, 100 gram ökse otu, papatya çiçeği, at kuyruğu otu, çoban çantası otu, ada çayı ve civan perçin otu. Bunlardan 100'er gram karıştırıp, bu 100 gram, 600 gram yapar. Bu karışımdan 2 yemek kaşığı termosa konur. Üzerine 1 litre kaynar su. Termos, neden termos? Çünkü eterik yağlar uçmaması için. Şunu ben araya girerek söyleyeceğim. Eğer izleyicilerimizden bu bahsettiğiniz bitkilerin ismini not almak isteyenler olursa, biz 2 dakika sonra bu bitkilerin isimlerini yeniden söyleyelim. İzleyicilerimiz bunu yazsınlar. Tamam. Şimdi konuya devam edebiliriz. Evet. Buyurun. Bu adet düzenleyici bir çay. Fakat miyom ve kis varsa rahim ve yumurtalıklarda bunları eritmek gerekir. Ameliyat olursa rizik olur. Neden rizik olur? Ameliyat olduğu zaman hormon anormallikleri olur. İleride kısırlığa sebep olabilir vesaire. Yani birçok farklı şey var. Yumurtalıklarda kis veya miyom oluşması bayanlarda tüylenmeye sebep olabilir. Hormon anormaline sebep olur. Biz bunu gökçek iksiriyle miyom ve kistin her türünü eritiyoruz. İksir kullandığı zaman şayet kişi iksir ve ekstra bunun kis çayı veya miyom çayı var bizde özel bir çay. Onun da formülü verebiliriz. Fakat işte bunu temin etmek zor bu çayı. Ben reçetesini veririm. Derim ki işte yoğurt otu, altın başak otu, ökse otu, ısırgan otu, zeytin yaprağı, ayrı kökü, ada çayı. Siz bunu bulamazsınız ki. Yani Almanya'da olsanız her türlü bitki her yerde bulabilirsiniz. Mesela ısırgan otunun kökünü bulamıyoruz Türkiye'de. Isırgan otunun kökü çok çok önemli prostat için bulamıyoruz. Altın başak otu çok çok önemli. İdrar yolları için, mesane için vesaire romatizma rahatsızlarında bulamıyoruz. Siz de bulamıyorsunuz belki. Biz de bulamıyoruz. Yurt dışında. Yurt dışında. Uzman olduğunuz halde bulamıyorsunuz. Bulamıyoruz. Yurt dışından sonradan getiriyoruz. O da çok pahalıya mal oluyor. İşte 50 kilosu 50 avro artı bunun diğer masrafları 1000 avroya mal oluyor. Yani çok 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 pahalıya mal oluyor. Şimdi kist eritici özel bir formül. Her türlü kist, miyom, nodül, yağ bezi, iyi ve huylu, iyi ve kötü huylu bezeleri, tümörü eritici iksir geliştirdi. Bunun birleşiminde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı, ısırgan otu 19 bitki karışımından oluşan bir iksir. Gökçek iksir geliştirdik. Bunu kişi kullandığı zaman yavaş yavaş vücudu aranıyor, temizleniyor. Vücuttaki asit oranı azalırsa kişi daha dinç, daha dinamik olur. Her insanın vücudunda 100 milyon hücre var. Her hücre faaliyet gösterirken konuşmamız, hareketlerimiz, davranışlarımız her şeyde enerji harcıyoruz. Enerji harcanırken glikoz oksijen tarafından yakılırken enerji ortaya çıkar artı artık madde, asit. Bu asit su ve karbondioksit olarak atılır. İdrar yoluyla, nefes yoluyla. Fakat biz yanlış besleniyorsak, peynir çok yiyorsak, sucuk, salam çok yiyorsak asit oranı yükselir. Bu asidin vücuttan atılması daha da vücudu yorar. Bu nedenle sağlıklı beslenmek de çok önemli. Kisti, miyomu her türlü yabancı oluşum, uru, bezeyi eritici, iksir kullandığı zaman kişi yavaş yavaş vücuttaki curufu eritir. Temizler, aratır. Mide ve bağırsaklarda problem varsa bunun için de tonik gerekir. Yani her seferinde sormak gerekir. Mide de bağırsaklarda problem var mı? Bağırsaklarda problem olup olmadığı dilden anlaşılır. Şayet kişinin dilinin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var demektir. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Kahverengi mantar tabaka varsa çok çok mantar var demek. Dilin sağ tarafında diş izi varsa midede problem, karaciğerde problem, sol tarafında diş izi varsa midede problem var demektir. Dilin alt tarafında damarlar biraz kalınlaşmış, morarmışsa kalp damarlarda biraz yağlanma var demektir. Dikkat et, kolesterol var demektir. Şimdi mesela kanda dil çok enteresan, ilgimi çekti benim. İç organları hastalıkların bir nevi sinyallerini aynası. Çin'de aynası veriyor. 3000 yıldır Çin'de bu İnsanlar tedavi etmeden önce teşhis için kullanılıyor. Geçenlerde bir doktorumuz dedi ki ya bu Çin tarzı değil. Bu Uygur Türklerinin bulmuş olduğu bir buluş dedi. Bana belge gönderecek. Gönderirse inşallah yayın edecek. Dilden hastalıkların teşhis edilmesi mi? Dilden hastalıkların teşhisini Uygur Türkleri, Doğu Türkistan Türklerinin teşhis
olduğu, onların buluşu olduğu. Biz o zaman konuya girmek istemiyorum dağıtmak için vaktimiz az. Türkler olarak pek çok şeyin tarihte buluşunu yapmışız ama herhalde sahip çıkma konusunda yarım o kadar bırakmış. usta değiliz. Hep yarım kalmış. Sonunda devam etmemişiz. Yani biz kendi değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Evet. Şimdi bu iksir kullanılacak. Kist ve miyom. Bahsettiniz Gökçek ondan. İksir her türlü kist. Evet. İyi huylu, kötü huylu beze, tümör, tiroid bezesinde nodül vesaire. İksir her şeyi eritir. Vücuttaki curufu, pislik birikintisini. İksiri kullandığı zaman kişi eğer ki miyom varsa adet düzensizlikleri başlar. Yoğun, pis kokulu adet görmeye başlar. Kanamalar olur. Korkmamak, panik olmamak gerekir. Çünkü miyom eriyor demektir. Kist varsa yine yoğun ve pis kokulu adet görebilir. Problem değil. Yani tedavi olduğu anlamına geliyor bu. Tedavi olduğu, etki gösterdiği anlamına geliyor. Panik olmamak gerek. İksirle miyom çayı, miyomda kiste iksirle kist çayı birlikte kullanıldığında yavaş yavaş eritir. İsterse 10 santim olsun. Şunu da ifade edelim yine. İzleyicilerimiz bu ürünlere danışma hattındaki telefonlardan dolayı hem size danışabilirler, sorunlarını anlatabilirler. Bu noktada danışmanlık alabilirler sizden. Hem de bu ürünleri temin edebilirler. Bir de bu iksirden ve tonikten bahsediyoruz. Belki izleyicilerimizin ilk defa duydukları için akıllarına tam şekillenmeyebilir. Bunlar herhalde sıvı ürünler değil mi? Evet. Tonik aynı şalgam suyu gibi bir sıvı. İksir şurup gibi. Yani taze içimi güzel yani herhangi bir problem teşkil etmez. Sadece tonik kullanılırken bağırsaktaki mantarları sökerken mantarlar daha agresif olur, daha çok gaz üretirler. O zaman hafif bir şişkinlik yapar. Yan tesir olarak bu, başka bir yan tesir yok. Ama bu olumlu bir şeydir, geçicidir. Kimyon çayı içilirse, yani bir yemek kaşığı kimyon, termosa konur, üzerine yarım litre kaynar su, biraz bekledikten sonra içilirse, kimyon asit gazı emici özelliğe sahip. Mantarlar sökülürken bağırsaktan biraz fazla gaz üretirler. Sadece böyle bir yan tesir var. Bu da kimyonla giderilir. Yan tesir sayılmaz. Evet. Peki İbrahim Bey, izleyicilerimize yine ciddi bir rahatsızlık var. Testis iltihaplanmalarından bahsediyorsunuz. Bunun çeşitlerinden bahsediyorsunuz. Bu konuda izleyicilerimizi nasıl aydınlatabiliriz? Böyle bir rahatsızlık varsa ne yapılabilir? Nelere sebep olur? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Genellikle kaba kulak rahatsızlığı geçiren erkeklerde çocukken kaba kulak geçirenler kaba kulağa sebep olan virüs paramikso virüsü denen bir virüs. Bu virüs şekil değiştiriyor. Aynı kelebek gibi. Kelebek nasıl ki kozaya girer, tırtır kozaya girer, daha sonra da kelebek şeklinde ortaya çıkarsa, bu virüs de yukarıdan aşağı iniyor. Yıllar sonra, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, veya 30 yıl sonra bir de bakıyorsunuz kaba kulağa sebep olan virüs testislerde ortaya çıkıyor. Yani çok enteresan bir çok virüs. Çok enteresan bir durum hakikaten. Bu da kaba kulak geçiren olan insanların yani %60'ını 70'ini çok oluyor genellikle. Ve testis genellikle iltihaplanması, testis büyümesi, şişmesi genellikle sol testis %85, %15 de sağ testiste görülüyor. Bizim ona karşı özel bir çay harmanımız var. Artı iksir. Bunun ikisi birlikte testisteki virüsü yok ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek. Bunların özelliği bağışıklık sistemini güçlendirir.